Sayın nasıl söylediği e, dört önemli nokta var. Birincisi, seçim güvenliğine bu kadar oynayan bir iktidar geçmiş dönemde olmadı dedi. Seçim mesaleleri insanlar değiştirdi, kendine göre bir seçim mesasi yaptı ama seçim güvenliğini bu kadar zedeleyen bir anlayış daha önce böyle görmedik dedi. Bu önemli. Bir de esnek bir altılı e, ittifaktan bahsetti. Onu Sayın Poyraz'a da soracağım. Yani esnek derken. E, Nasıl bir e, kendi arasında paslaşma ya da şu da aklıma geliyor. Mesela eğer küçük parti değil de yeni kurulmuş partiler yeni kurulmuş partiler milletvekili çıkaramayacaksa İYİ Parti ya da CHP'nin listesinden girme gibi bir esneklik. Bu da çok esnek olur ama olsun. Bunu da bir esneklik olarak görebiliriz. Bir de ikinci tura kalırsa e, Erdoğan bu seçimi alabilir dedi yani daha doğrusu bu seçimi vermezler diye seçmen de düşünür dedi. Birinci turda muhalefetin bu seçimi alması gerektiğini söyledi. Ne diyeceksiniz? Valla sevgili Fatih, ben tabii Sayın Genel Başkan'ın bakışından çok daha başka bir yerden bakacağım. Biraz da mesleğimden kaynaklandığı için başka bir yerden bakmaya çalışacağım. Evet. Şimdi işte uzun yıllardır mesleğin içerisindeyiz. Yeni gelen arkadaşlar staj yapmaya geliyorlar. İşte onlarla konuşuyoruz ve Genel olarak şöyle bir algı var gençlerde, kamuoyunda da bu çok yaygındır. Zaten yargı içerisinde de güven ciddi çok ciddi bir sorun. İşte ya davanın hakimi ya taraf tutarsa, hakim işte ya karşı tarafa meyilli olursa, ben de onlara bir tek şey söylerim. Ben diyorum ki siz dosyayı üstlenirken, bir davayı üstlenirken, o davayı gerçek bir hukuk görüşüyle, objektif olarak inceleyip okuyup araştırıp mevzuata uygulamalara, teoriye, geçmişteki iştihatlara, iştihat istikrarına uygun olarak üstlendiğiniz zaman o davanın yargıcı isterse karşı tarafın babası olsun. Alabiliyorsa az. Hodri meydan. Şimdi bunu seçim hikayesine dönüştürelim. Sevgili Fatih, buraya öyle bir günde gelinmedi. Bu ödün vere 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 gelinen yerdir burası. Bu konuda belki Türkiye'de en çok konuşması gereken benim şimdi zamanı değil. Niye hazırlıkta yapılan hata savaşın kaybına sebep olur? Siz sahte seçmen konusunu ki hala geçerlidir. İçişleri Bakanlığı'nın yetki sahasının içerisine verirseniz bu seçmen yetkilerinin belirlenmesini Yüksek Seçim Kurulu'nun elinden alıp İçişleri Bakanlığı'na verilmesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımıyorsanız bir kere niye taşımadığınızı önünüze şapkanızı koyup düşüneceksiniz. İlk işiniz belki de buradan başlamak olmalı. Peki taşındı. Orada sa sahte seçmenler oluşturdu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıktı, itiraf etti. Evet biz onları düzelttik dedi. Ne kadar düzelttin? Madem burada sahte seçmen yüklenmiş, onlarla ilgili gereğini yaptır mı Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı? Haklarında suç duyurusunda bulundun mu? O bilgisayarları kullananların bir kullanıcı şifresi var mı? Var. Kimin kullandığı belli mi? Belli. Niçin onlarla ilgili gerekli yasal yargı işlemleri başlatmadın? İki. Üç. O kadar kolay değil. Eğer omuzlarınız düşmüşse daha henüz bir seçim yasası parlamentoya gelmişken eyvah şunu yapacaklar yargıçlar kendi yandaşları olacak işte burada da yüksek seçim kurulu zaten değil Fatih omuzlarınız dikse vatandaş da dimdiktir. Bir ülkede 160 bin avukat, 200 bin mali müşavir, yeminli mali müşavir, 500 binin üzerinde mühendis diğerlerini saymıyorum. Var da bu ülkede hala seçimlerde güvenliği sağlayamıyorsan önce dönüp kendimize bakacağız. 6 tane partinin bir araya gelmesinin bir anlamı olmalı. Bu ülkenin aydınları, bu ülkenin hukukçuları, adalet adamları, işletmecileri, iktisatçıları, mühendisleri hepsi görev bekliyor. Eğer sen seçimlere gerektiği gibi hazırlık yapmayıp da sandığa 3 kuruş para alacak diye işte partinin bilmem kimini görevli atarsan... ...ondan sonra sandık görevlisi peşine koşturursan şimdiden ağlamaya başlarsın. Ona gereği yok. Şimdiden sandık görevlilerine barolar birliğiyle yaparsın protokolünü barolarla yaparsın protokolünü, avukatları sandık görevlisi olarak atarsın. Binlerce, yüz binlerce avukat bu ülke için, demokrasi için görev bekliyorlar. Daha ne söylesinler? Atayın bizi diyorlar. Sandıkların başlarında bu ülke için fedakarca mücadele etmeye hazırız diyorlar. O halde bir bakıyorsunuz seçim sonucunda sandık görevlilerine 20 bin sandık görevlisi ortalıkta yok. Yazdınız mı ya yazdık. Niye görevde? Efendim gitmediler. Avukatlara verin bu görevi. Mali müşavirlere verin, mühendislere verin. Bu görevleri alsınlar, bak nasıl yapıyorlar. 160 bin avukat tek başına bu işi sandıktan söker çıkarırlar. Hiç kimse öyle dayısının oğlu dahi olsa ağlamaz. Gelelim şimdi işin diğer tarafına. Sevgili Fatih, bu seçim yasası geçtiği gün Anayasa Mahkemesi orada. Efendim Anayasa Mahkemesi de yandı. Sonuna kadar yanlı olsun. Hadi bakalım. Hodri Meydan. ...yargı güvencesini, anayasada düzenlenmiş olan yargı güvencesini ortadan kaldıran bir yasayı... ...iptal etmeyecek bir anayasa mahkemesi bu ülkede orada hiçbir üyesiyle duramaz. Hangisi? Sen, hangisi? 67. madde çok açık. Ne? Kaldı ki 67. madde seçim güvencesini, seçim güvenliğini... Hayır bu getirilen yasa da yanlış bu, olan. Çok açık, yargı güvencesini risk ediyorsun şu anda. Bak sevgili Fatih, bir mahkemenin taraflı olması değil taraflı olduğuna ilişkin kamuoyunda algı oluşması bile bir hak ihlalidir. Bırak taraflı olmasını ya. Olduğuna dair bir algının kamuoyunda konuşulur olması dahi hak ihlalidir. E şimdiden bu zaten oldu. Şu anda oraya, buraya, kuraya girecek olan, müracaat edecek yargıçların tamamı şimdiden yaftalanmıştır. Çünkü ne diyor Altılı ittifak Diyor ki buraya atanacak olan yargıçlar zaten müracaat edecek olan yargıçlar AKP'nin eski e, parti örgütünde görev almış, sonra oradan yargıçlık statüsünü elde etmiş olan yargıçlardır. YSK'yı da e, e, zan altında bıraktık. E, HSK'yı da zan altında bıraktık. Yargıcı da zan, zan altında bıraktı. Bu yasa bu haliyle şimdiden anayasaya aykırıdır. Bunu anayasa mahkemesine taşımak bu e, muhalefet partilerinin birincil görevidir. O halde anayasa mahkemesi ne karar verebilir? Onu da ben söyleyeyim. 2005 yılında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi yargı istikrarı ilkesi gereği iştihat istikrarı dairesi kurdu. Ve bizim anayasa mahkemesi bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile protokol imzaladı. Dedi ki aynı iş, iş, e, iştihatları istikrar kazanmış iştahatları ben de Türkiye'de uygulayacağım. O iştahatların dışına çıkamam dedi. Şimdi zaman zaman anayasa mahkemesi kararlar veriyor ya şaşırıyor insanlar. Şaşırmasınlar. Mecburlar o kararı vermeye. Az önce dedim ya hani karşı tarafın babası olsun alabiliyorsa alsın. İşte alamıyor. Alamaz. Niye? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile protokol yapmış. İnsan Hakları Mahkemesi protokolde diyor ki bak şu tarihli benim kararım var. Ne kararı var? Polonya seçimlerine ilişkin kararı var. Macaristan seçimlerine ilişkin kararı var. Ukrayna seçimlerine ilişkin kararı var. Rusya seçimlerine ilişkin kararı var. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin. Doğarlak sen de aynı tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uymaya mecbursun. Onun için şimdiden bakıyorum ya omuzlar düştü. Vay efendim sandıkta da hile yaparlar. Bunları zaten geçmişten beri yaptıkları da budur. Bunlar gelir alırlar. Alabiliyorlarsa alsınlar. Koca 6 tane parti var. Türkiye'de şu anda toplumun %60'ının gelecekte umudunu bağladığı, geleceğini teslim etmeye hazır olduğu büyük bir güven duyduğu bir siyasi birliktelik oluşmaya çalışıyor. Orada hata yapmadan kamuoyundaki bütün bu desteği arkana almışsın. Bari bunu yönet, bunu planla. Bunu yönetirsen, planlarsan AKP alabiliyorsa hodri meydan alsın. Sevgili Fatih, ha şimdi ne, neyi planlıyorlar? Planladıkları bir tek şey var. Şunu görüyorlar, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Ama parlamentoda giderse, ki bu yasa geçerse, parlamentoda muhtemelen biraz daha kısmen istediklerine ulaşabilirler. Çok mümkün mü? Bence değil. Niye değil olduğunu da hemen akabinde anlatacağım. Şimdi şunu görüyorlar, diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Ama parlamentoda belki dengeyi sağlayıp, olası... Soruşturmaların, kovuşturmaların önünü kesecek tedbir alabiliriz. Parlamentoda soruşturma sayısını belki yakalayabiliriz, onu engelleyebiliriz. Bu amaçla yapılıyor bu. Şimdi e, bunu sağlayamadıkları takdirde o zaman artık oylarında burada kullanılma işinin sebebi bu zaten. O zaman belki parlamentoda bir direnç oluşturup Cumhurbaşkanı'na seçilmiş olan kişinin de bu soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinin önünü açmasına belki bir baraj oluşturabilirler. Buradaki o ittifakın artık oylarına ilişkin düzenlemede eski sisteme dönülmesinin temel gerekçesi bu. Aa, ne var orada ne yapmışlar efendim işte bir parti kapatılırsa. İşte HDP kapatılırsa HDP milletvekilleri grup kurup ondan dolayı da işte diğer koşulları oluşturmaksızın seçime girecek yeni bir parti oluşturmalarının önünü kesmenin arayışları içerisinde. Sevgili Fatih bu tam tersine sonuçta oluşturabilir. Şunu unutmayın. Türkiye 1980'li yıllarda biliyorsunuz o zaman Kenan Evren televizyonlara çıktı. Horoz Partisi'ni adres gösterdi. Özal'ın partisine oy vermeyin dedi alt dedi ki böyle yok kardeşim dedi. Tarihi ders verdi. Döndü Özal'ı tek başına iktidara getirdi. Aynı şeyi, aynı hatayı 89'da Özal yaptı. Özal da tuttu sosyal demokratları bantladı. Belediye başkanlarını bunları seçerseniz dedi. Ben bunları ellerini kollarını bağlayacağım. Tarihin en büyük başarısını sağladı Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Halk geldi. Belki tarihinde ilk defa hiç sola oy vermemiş olanlar, CHP'ye oy vermemiş olan insanlar gittiler. Bir dakika dediler. Bu ülkede bu kadar da sahipsizliği sahipsiz değildir siyaset dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye oyları yağdırdılar. Yerel seçimlerde tarihi başarı geldi. Aynısı şimdi gelebilir. Eğer siz HDP'yi seçime sokmamak üzere bir senaryo oluşturur da ve gerçekten HDP kapatılırsa iddia ediyorum HDP tarihinin en büyük oyunu alır. Çünkü Doğu'daki, Güneydoğu'daki seçmen bir dakika der. Buna tarihi bir ders verir. O zaman AKP'ye oy vermiş olan Doğu, Güneydoğu seçmenin oy tercihlerini bir takip edin. Buna çok iddiaya giriyorum. Bugün HDP o bölgede ne oy alıyorsa iddia ediyorum ikiye katlayarak oy alacaktır. Peki bu şey ikinci tura kalırsa Sayın Neslin nasıl bir endişesi var? Yani bu seçimi vermezler gibi bir... Sevgili Fatih, alabiliyorlarsa alsınlar. Kim, Kim veriyor ya? Kalırsa. Kim veriyor ya? Seçimler sandıklar halk tarafından sonuçlandırırız İktidarı da halk alır, iktidar halk verir. Birilerine bir güç atfetmek de demokrasi de kabul edilebilecek bir sonuç değildir. Efendim bu ülkede demokrasi yok. Olmayışının sebebi ne? Sivil toplum gücünüzü kullanmasanız, sivil toplumda zafiyet gösterirseniz demokrasiyi siz de oluşmasına, inşa olmasına katkı sağlamamışsınız demektir. Yok böyle bir şey. Nasıl vermeyecekmiş? Babasının malını mı vermiyor? Kimin nesini vermiyor? Bu ülkede 85 milyon insan var. Sandığa gidecek bu insanlar. Onlarca milyon insan demokrasinin gereğini yapacak. Ondan sonra vermiyorum. Nereden veriyorsun? Nereden vereceksin? Sen kimsin veriyorsun? Halk verdi mi? Bitti. Halktan aldın. Sen hakkını alamıyorsan Nasıl olacak sana devleti nasıl teslim edeceğiz biz? Yani bana birisi hediye tişört vermiş. Ertesi gün diyor ki Haluk Bey o tişörtü ben size hediye ettim diyor. aramız çıkarırsınız al kafana çal dersiniz. Ben gitmişim mücadele etmişim didişmişim. Almışım bir tane tişört giymişim üzerine. Gelmiş birisi bana diyor ki senin sırtından tişörtünü alırım. Önce canımı sonra tişörtümü alırsın dersiniz değil mi? Demokrasi de böyle. Demokrasi öyle birileri lütfedip birilerine vereceği bir siyasal sonuç değildir. Demokrasi mücadele edersiniz, söke 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 alırsınız. Dünyanın her yerinde demokrasi mücadele ederek, direnerek, sökerek alınır. Kimse vermez. Halk verir size, siz alırsınız. Halk verdikten sonra siz alamıyorsanız, o zaman sizde bir sorun var. Evet. Pardon, bir şey buyurun buyurun Sayın Naz. Şimdi evet. Işte... O zaman sizde sorun var dediniz. Doğru Haluk Bey, ee, haklısınız. Ama yani ben bunu söylerken e, fa, yani afaki bir şekilde konuşmuş olmak için söylemiyorum. Yani bir, bir, bir yakın tecrübelerimiz var. Yani 2015 Haziran seçimlerinden sonra Kasım seçimleri o arada olanları unutmayın. Bir referandumda yaşananları unutmayın. Mühürsüz, imzasız, mühürsüz oylar ve zarflar kabul edildi. E, Ata alan Üsküdar'ı geçti dendi. Yani bütün bunlar bir şekilde sindirildi ve yani iktidar sürekli olarak yapıyorum çünkü yapabiliyorum havasına girdi. E, İstanbul seçimleri daha yeni yani unutmadık. E, tekrarlandı aynı zarftan, aynı zarfın içinde bir tanesi bir oy pusulası da hileli diğerlerine hile yok dendi. Bunlar da kabul edildi. Yani şimdi bütün bunlar yaşanmış e, e, deneyimlerden e, yola çıkarak e, ben böyle bir şey söylüyorum. O nedenle birinci turda alınması gerekiyor. Çünkü seçmen hakikaten yorgun ve kırgın. Yani biz son 10 yılda neredeyse işte son 2 senedir yerel seçimlerden sonra 2 senedir sandığa gitmeden duruyoruz. Her sene sandığa gittik. Her sene sadece her gittiğimiz seçimin kuralları değişti. O, yani seçmen de aslında nasıl oy vereceğini ve o sandığa attığı oyu nasıl çıkaracağını bir zaman içinde öğrenir. Yani seçim sistemleri sık sık değiştiği zaman seçmen de acebelik çekiyor. Yani bunu bir kere bir realite olarak bunu kabul etmek lazım. Ben kimsenin moralini bozmak için falan söylemiyorum. Ama diyorum ki önümüzde bir şey var yani bir yasa tasarısı var. Ben bu yasa tasarısına baktığım zaman muhalefetin altı partinin bir araya gelmesi beni umutlandırıyor. Ve diyorum ki bu insicabı bozamaz. Bu insicamı ancak ne zaman bozabilir? Muhalefet kendi içinde tam da iktidarın istediği gibi kendi içinde sen daha küçük partisin, sen biraz geride dur, sen bilmem işte sonradan geldin, sen şurada dur gibi bir tartışmayı yaşamaya başladığında, milletvekili hesapları yapmaya başladığında o zaman bozabilir. Ben de diyorum ki muhalefetin buna izin vermeyeceğinden bir şekilde eminim, ben eminim ama benim emin olmam yetmez. Benim emin olmam yetmez. Toplumun büyük çoğunluğuna bu güveni vermeniz gerekiyor. Toplumun büyük çoğunluğuna bu güveni verdiğiniz zaman toplum iktidarın açtığı yaptığı her hamleye karşı muhalefetin de o esnek siyasetiyle bir karşı hamle yapacağını bilir. Ben şey derken esnek derken şunu kastettim Fatih Bey. Yani bazı yerde İYİ Parti'nin listesinden girilir, bazı yerde CHP'nin listesinden, bazı yerde DEVA'nın listesinden. Bu bu seçim bölgelerine göre o artık oylar birinci gelecek partiye yazılacak şekilde bir şey dizayn yapılır. Bu bu çok kolay. Biraz belki zordur biraz uğraşmak gerekir ama bunu muhalefetin e, şu metne imza koyan yani son derece kapsamlı o güçlendirilmiş parlamenter sistem bu da imza koyan altı partinin ben bunun da altından kalkacağına inanıyorum. Sayın Naz isterseniz hemen Uğur Payraz'a sorayım burada kendisi. İYİ Parti'nin önemli isimlerinden biri. İki konuğu da dinlediniz. Aslında önemli şeyler söylediler. Yani geldiğimiz noktada bize bir e, değerlendirme yapar mısınız? Tabii Sayın Nassem akademik olarak hem de siyasi tecrübe olarak e, büyük bir donanım. Dolayısıyla şu ana kadarki tespitlerini ben dikkatle dinledim. Değerli e, Sayın Haluk Pekşen'in de bu konudaki aslında çıkışını e, belli noktada e, çok büyük bir tebessüm ve mutlulukla dinledim. Ama günün sonunda şöyle bir şey var. <laughs> Özür dilerim. Verilen örneklerin hiçbirinde yani yakın siyasi tarihimize ilişkin örneklerin hiçbirinde e, İyi Parti diye bir aktör yoktu. Şimdi İyi Parti'de Sayın Genel Başkanımızın bir grup toplantısında bir çıkışı vardı. Bir şey değişti, her şey değişti. İyi Parti e, aslında biraz büyük resimden bakmam gerekiyor. Sizler de müsaade ederseniz. Hayır. Şimdi Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç 2017'de doğdu. Ve 2017'de yeni bir partiye, yeni bir duruşa ihtiyacın sonucunda İyi Parti kuruldu. AK Parti'nin iktidar döneminde başka partiler de kurulmuştu. Bu başarı ya da başarısızlık üzerinden değil. Bazen doğru zamanda, doğru yerde olduğunuz zaman doğru bir sonuç elde edersiniz. İşte İyi Parti aslında tam bir halk hareketi ve milletin kurduğu bir parti olma duygusu ve vurgusu bunun üzerine inşa alıyor. İki, İyi Parti kurulduktan hemen sonra İyi Parti'yi seçime sokmamak için Yüksek Seçim Kurulu İyi Parti kongrelerini ve kongresini yapmış olmasına rağmen İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceğine ilişkin tereddütlü bir hava yarattı. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili talep etti. Sayın Kılıçdaroğlu da çok önemli bir duruş sergileyerek 15 milletvekilinin bize geçişi noktasında süreci yönetti. 15 vekilin İyi Parti'ye geçeceği haberi üzerine ...Yüksek Seçim Kurulu dedi ki... ...tamam sen seçime girebiliyorsun... ...kongreni yaptın, bir... ...15 milletvekili var, öyle de... ...kongre, seçime girebilirsin... ...bunun üzerine Sayın Genel Başkanımız... ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...yapmış olduğu siyasi... ...centilmenlik ve demokratlık... ...duruşuna misliyle... ...cevap vererek dedi ki 15 milletvekilimiz... ...Cumhuriyet Halk Partilerine lütfen... ...dönsünler bu desteğiniz bizim için... ...tarihi ve unutulmaz, ben... Türk milletinin 100 bin imzasıyla aday olacağım dedi. Çünkü 15 milletle kim de oldu? 20 kişilik grupla aday olabilirdi. Şimdi bu karşılıklı siyasi nezaket ve centilmenlik 20 yıldır Türk siyasetinin özlediği bir alandı. Bu bir. Diyorum ya iyi bir şey değişti her şey değişti. İki, 31 Mart ve 23 Haziran. 31 Mart ve 23 Haziran'da Sayın Genel Başkan, Sayın Nas biraz önce çok güzel örnekleri 31 Mart 23 Haziran sürecini 31 Mart ve 23 Haziran sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu an hala aynı görevde bildiğim kadarıyla bu, buradan da kendisini şöyle minnetle yad ediyorum Sen Ali İhsan Yavuz'u. Şimdi bakın elinizde Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Hakim, Savcı, YSK her şey var elinizde. Ama İki seçim arasında bulabildiğiniz bahane hiçbir şey olmamışsa bir şey olmuştur. Yani hukuk kadronuz var, Adalet Bakanlığınızın altında. Oturuyorsunuz, bir sorun var. Seçimi yenilemeniz lazım, vermek istemiyorsunuz. Yani inanın çok daha karizmatik. Hani o 20 yıllık iktidarın, o ya devleti ele geçirdiler, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Bütün o şehir efsanelerinin sonucunda vallahi ben adam akıllı bir cümle bekledim benimle birlikte milyonlar adam akıllı bir cümle bekledi. hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur diye tespitte bulunan bir genel başkan yardımcısı bakın ve şükürler olsun ki Rabbi'me Sayın Yavuz hala genel başkan yardımcısı yani bu seçimle hiçbir şey olmasa bile Sayın Ali, Ali İhsan Yavuz'un orada genel başkan yardımcısı olması e, Türk siyaseti ve Türk demokrasisi açısından büyük bir kazanımı önem arz etmekte. İkincisi bula bula buldukları metotla seçimin yenilenmesi. Ve aldıkları sonuçta 800 küsür bin fark. Şimdi bugün Türkiye'de e, siyasi nezaketin, siyasi centilmenliği vücut bulmuş hali İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında son derece samimi ve iyi niyetli bir ilişki var. Zaman zaman siyasi ve politik duruşlarımızla başka geleneklerden gelsek de Bazen stratejik anlamdaki birlikteliklerde insanlar birbirlerini keşfediyorlar. Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerde Bugüne kadar arkasında sığınlıkları ya da saklandıkları birçok önyargıdan kurtuldu. Bu bambaşka bir katma değer değil midir? E şimdi altı partinin bir araya gelmesi. Altı parti bir araya iyileştirilmiş ve güçlenmiş parlamenter sistem olarak bizim tanımladığımız diğer de çalışmaları yaptı ve bunları ortaklaştırdığımız bir parlamenter sistem güçlenmiş parlamenter sistem vurgusu üzerinden bir araya gelindi. Bu güçlenmiş parlamenter sistem vurgusu üzerinden bir araya gelirken ben burada e, sizlerin vesilesiyle de <laughs> bir hukukçu olarak aslında bir sistemimi dile getirmek istiyorum medyaya da. Evet. Yaklaşık bundan iki buçuk yıl önce, pardon, iki, evet iki üç yıl önce Sayın Genel Başkanımız iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem demeye başladı. Bir çalışma talimatı verdi ve kararlılıkla bunu vurguladı. Çünkü bugüne kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem mi ya yani da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin e, kınama var ama bir alternatifle birlikte onun kamuoyunda tartışılmasının yolu açılmıyor. Bununla ilgili kimse itham etmiyorum. Ben Sayın Meral Akşener'in bir duruşunu ortaya koyuyorum. İki buçuk yıl inatla Menelik'i birçok isim bu vurguyu ya da bu mücadeleyi her seferinde başka bir cümleyle, başka bir soruyla sündürdü. Ama Sayın Meral Akşener ısrarla iyileştirilmiş ve güçlenmiş parlamenter sistem, iyileştirilmiş ve güçlenmiş parlamenter sistem dedi. Ve sonunda iki yıldır anketlerde şu sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi? güçlendirmiş parlamenter sistemle. Ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun musunuz diye. Bugün hepimizin bu ülkeye, bu devlete kendini borçlu hisseten, bu ülke ve bu devlet için, bu millet için hizmet etmeyi kendine şiar edilmiş herkesin elinde çok net bir veri var. İyi Parti oy oranı bu, Cumhuriyet Halk Partisi oy oranı bu, büyük partiler, küçük partiler, bunların hepsini bir tarafa koyun. Şu an elimizde bir tane veri var memleketimin, benim güzel memleketimin yüzde 68'i Cumhurbaşkanı hükümet Sistemi'ni istemiyor. Bütün seçim stratejisini, seçim aklını ve vizyonunu bunun üzerine kurmak da bugün Türk siyasetinde aktif görev yapan ya da bu konuya ilişkin fikri olarak destek veren herkesin asli vazifesi olmak zorunda. Peki, burada bir virgül koyalım tamam. çünkü bir araya gideceğiz. <laughs> tamam. Güzel konuşuyorsunuz ama bir ara verelim. Bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bu arada bir aramıza bir statistikçi katılacak. Anketçi Murat Karan önemli bir bize anketi var. Şunu soruyor. Eğer bu sistemle yeni seçim yasasıyla seçime gidilirse 2018'deki alınan oylara göre milletvekili dağılımı nasıl olacak? İlk kez Tele 1'de olacak ayrılmayın.